çakmağı açıyoruz. O iki çakmağı seçeceğim. Ben de merak ediyorum. Çakmak neymiş? Sanırım sönmeyen. Aa, sana söylemeyeceğim. Öykü'yü kandırıyor. Sakın bana öykü. Hazır mısın canım? Evet. Hazır mısın? Niye korkuyorsun? Şaka malzemesi olduğu için mi korkuyorsun? Hadi. Bozuk mu gönlünüz? Normalde bundan su çıkması lazım. Kandırdılar bizi, çıkmıyor. Çıkması lazım. Tamam, su koyacağız içine, bekle. İçine su koydum, deniyorum ve bunu önce deneyeceğim. Eğer bir gerçekten çalışıyorsa babanızı falan böyle çakmakla kandırabilir miyim? Bu basmıyor! Kandırıldık ya, şuna bak, dolandırıldık resmen. Dolandırıldım da. Vaa, para gitti lan. Bunu almayın, tamam mı? Niye basmıyor? Basacak yeri yok ki bunun. Basacak yer yapmamışlar. Uf, çin mallar hep böyle oluyor işte. Sırada çok güzel bir şey var Öykü, gel. Sıradaki ürünümüz gördüğünüz gibi böyle bir şey. Baba geçmiş gibi bununla arkadaşlarınızı falan çok rahat kandırabilirsiniz. Hatta annenize böyle kardeşimle kavga ettim işte, abim beni dövdü falan yapabilirsiniz. Yüreğine iner. Ben olsam yapmazdım ama bilmiyorum. Gerçekten çok vicdansızca bir şaka. Öykü! Kafam kanıyor! İnanmadı tabii ki. Önünde denediğim için inanmadı. Bu arada gerçekten çok kalitesiz arkadaşlar. Bunun bıçak olanı da var ama bir saniyeliğine duruyor. Yaparken bir saatte falan yaptım. Yani böyle birini kandıracaksanız kafanıza taktıktan sonra hiç hareket etmemeniz lazım. Yoksa böyle çok basit düşüyor. Bakın hemen düşüyor. Şimdi diğer şaka malzememize geçelim. Bakalım bunun içinde ne varmış Öykü. Malzemeleri videosu izlediği için bunları biliyor ya. Sen ne renk istiyorsun? Ben bu şıp sebzeleri çok seviyorum. Hala seviyorum bu arada. Yani birçok markette satılmıyor ama satılan yer. O zaman senin mavi turuncu. O zaman sen de turuncu al. Hayır. Hadi birini açalım ve bunun şakası neymiş deneyelim. Bu ne? Sihirli mürekkep. Tamam da zaten bunun içinde mürekkep yok mu? Yani ben mürekkep mi dönmem gerekiyor içine? İğrenç. Bunu bir arkadaşınıza veriyorsunuz ve içinden böyle bir şey çıkıyor. Bunu çiğnemez ki zaten. Ağzımız kırmızı olacak. Oldu mu? Dinliyor mu değil mi? Evet. Çok korkuyor bana bir şey olacak diye. Oldu mu? Evet. Oldu mu? Görmedim. Turunduğu da ye. Bak bir bana. Dişlerim kırmızı oldu mu? Bununla birilerini kandırabiliriz. Çift tel dişlerine bunu verebiliriz ama bu ona kötülük olur. Ya çok nasıl görünüyorum bilmiyorum. Ayna yok şu anda. Nasıl dilim? Nasıl? Sırada sihirli mürekkep var, gel. Öykü, döküyorum, hazır mısın? Evet. Bu neymiş? Tüpteki sihirli mürekkep birinin elbise satışı da mürekkep. Ben. Gel buraya. Gel. Gel bir bakacağım ya. Gel. Ne oldu, üstüne sıktım. Ne oldu bakayım. Karnımı sıkma. Ya, inanmıyorum. Ya bunlar Çin malı ya, geçmezse. Her şeyi bozuk göndermişler. Bu da geçmezse kıyafetimden böyle kalacağım Öykü. Üstüme boya döküldü. Eğer gerçekten sihirliyse bir arkadaşınıza aşırı derecede korkutabilirsiniz bununla. En sevdiği ve yeni aldığı bir kıyafete düşünsenize bunu sıktığınızı. Bir şey söyleyeceğim. Sence geçer mi? Geçmiyor anne. Geçiyor sanki. Geçmezse gerçekten dava açarım bunu gönderene. Ama bence geçti ya. Silince geçiyormuş bu arada. Ve yıkayınca da geçerdi yani. Geçti, gördün mü? Gel senin hepsini de silelim. Burayı da silelim. Birazcık damlattım, özür dilerim. Seni kandırmış olabilirim. Korktun mu damlatınca? Bence gerçekten çok güzel bir şaka malzemesi. Ben okul zamanında keşke lisedeyken bu bende olsaydı. Yemin ediyorum tüm arkadaşlarımı kandırırdım. Anne ne yap? Kırmızı var. Ya kırmızı almayız. Bunu çok sevdim. En sevdiğim şaka malzemesi bu olabilir. Anne bunu yeme. Şimdi ne deneyelim? Bunu deneyelim. Hayır bunu yeme. Ağzın kanı. Hayır bunu yemiyoruz zaten. Bakalım bir ne olduğuna. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Vardı ya okulda böyle bizden sakız isteyen arkadaşlarımız. Hayır, onları hayır. Çarpmak için. Hayır. Olmayacaksın. Öykü çarpıyor. Gördünüz değil mi? Ya Öykü bile korkuyorsa bunu bir arkadaşınıza verip de çarpıldığını hayal etseniz de gerçekten çok kötü çarpıyor. Gel. Özür dilerim. Tamam bir daha denemeyeceğim, tamam mı? Çok mu korktun ondan? Ama seni çarpmadı bile, ben çarpılırım diye mi korktun? Bana bir şey... Yemin ediyorum görüyorsunuz değil mi? Bana bir şey olacak diye ödü kopuyor ya. Bu arada kesinlikle lisedeyseniz, ortaokuldaysanız arkadaşlarınızı... Ellemiyorum bir daha. Şimdi hemen yeni ürünümüzü hangisini açalım? Hazır mısın? Öykü! Bıçak bak! Dene bende.
Dene buramı batır. Bak duruyor. Ya ölçü bile biliyor ya. Bu çok basit bir şaka malzemesi ama gerçekten bilmeyen biri olursa. Bak. Öykü çok video izlediği için her şeyi biliyor. Ya buraya bak. Ne bu? Şaka malzemesi değil mi? Bilmeyen bir arkadaşınız olursa bence gerçekten çok kötü bir şaka. Yani böyle bıçak batmış gibi göstermek. Gel gösterelim. Böyle bir bıçak arkadaşlar. Acıtmıyor. Ucu biraz sivri. Hafif böyle deyince acıyor ama düşünsenize birine yaptığınızı. Böyle yapıyorsunuz tamam mı? Ölmüş gibi. Çok kötü. Bir bana yapsa bilmesem aşırı korkardım. Şimdi yeni bir şaka malzemesi söyle. Şunu. Ne var ki onun içinde? Gel açalım. Hazır mısın? Ne var acaba? Ya korkunç değil değil. Sen şaka olduğunu biliyorsun ya. Bomb yazıyor bir şey. Osurmuş gibi kandırılan bir malzeme. Arkadaşlarımızı ya o osurdu diye kandıracağız. Ya da biz osurmuşuz gibi. Açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Gerçekten merak ediyorum. Bence çok rezil edici bir şaka gerçekten. Çok kötü koktu. Kamera kapalıyken bir tane yaptık. Şimdi size de yapacağım. Bakın şimdi. Aa bunu biz patlatıyoruz. Arkadaşımızın yanında böyle açıyoruz tamam mı? Osurum. Ya biri osurdu sınıfta. İğrenç kokuyor. Yeter. Yeter tamam osurma artık sen de. Çok kötü kokuyor. Bulacağım. Öykü buraları da var. Bunun içine biri osurup da göndermiş. Niye kim osurdu acaba ya? Bir tane daha yapalım mı? Hayır. Dayanamayacağım kokuya. Hayır. Tamam tamam. Bununla ben birilerini kandıracağım bu arada. Hayır. Ya da sizlerden birine Instagram'dan bana yazın gönderebiliriz. Şuraya bırakıyorum Instagram adresimi. Bu ikisini sizlerden birine göndereceğim. Gönderebilirsiniz. Tamam tamam. Yeni bir şaka malzemesi seç. Hayır. Ne çok kötü. Sen de yap gel. İğrenç kokuyor. Gerçekten bir amca osurmuş da göndermiş. Anne dede osuracak. Osurmaz hayır. Bir kere patlıyor. Hadi gel. Bir iki beraber takalım. Hazır mısın? Anneciğim böyle fıfırsız. Anne bu ne şeker? Anne sen çok seviyorum. Çok seviyorum. Wow. Ya inanamıyorum. Bana hediye göndermişler bunu öyle yazıyor. Bu kaç mı? Açıyorum. Anne bu kaç mı? Acaba nasıl bir şaka malzemesi? Arkadaşınızın içeceğini anında çay, kahve, su ve benzeri sıvıları anında katılaştırır. Deneyelim. Gerçekten çok iyi. Biz buna şimdi suyumuzu koyduk. Deneyelim bakalım. Gerçekten oluyorsa bunu kesinlikle bir arkadaşıma deneyeceğim. Düşünsene o kolasını içiyor tamam mı? Bir saniye arkasını dönüyor. Biz bunu böyle içine koyuyoruz. Bir bakıyor böyle içeceği donmuş. Tabii olursa. Ama sonra bunu içerse zarar verir mi acaba? Hayır ben içmeyeyim. Ya dur sen uzak dur. Ya içmeyeyim. Oha! Öykü! Katılaştı. Dokun. Anne ben de. Bakın. Ya inanamıyorum. Su ne oldu? Öykü su ne oldu? Birinin kolasına koyduğun, kahvesine falan koyduğumuzu hayal etseydi. Bunu kesinlikle deneyeceğim. İnşallah bir tane daha vardır ya. Yok mu? Ama bunlar kesinlikle alın ve deneyin. Çok iyi bir şaka bence. Bak en sevdiğim şaka bir şuydu. Bir de bu su oldu. Gerçekten. Göster öykü kameraya. Bakın. Hiç yok. Su diye bir şey kalmadı. Oha. Şuna bakın. Kapkatı oldu. Nasıl yapıyor ki bunu? Bir şey söyleyeceğim. Jelibon gibi. Evet ne var içinde? Bakın su hiç yok. Jelibon gibi oldu. Böyle katı katı. Çok güzel bir şaka. Ya okudum şu anda çok kötü bir şey bu. Öykü yapmayalım. Bu arkadaşlar ne biliyor musunuz? Kaşıntı tozu. Bir arkadaşımıza bunu böyle döküyorsunuz ve birden kaşınmaya başlıyor. Ya kaşıntı hiç geçmezse? Hayır ben de yapmayayım. Neden? Neden yapmayalım? Hayır çünkü kaşınırdım. Zaten amacı bu yani şaka malzemesi kaşınmak için sana yapmayacağım. Tamam hayır, ben de deneyim. Elime şuraya. Şuraya değdirelim bakalım ben... kaşınacağız mı? O zaman şimdi... Şaka malzemesi. Yeni bir şaka malzemesi. Çok eğlenceli bir şaka malzemesi. Bu eğlenceli bir şeymiş. Ya. Hayır. Bu ne yapıyor biliyor musun? Çiçek açacak. Çiçek açacak. Acımıyor değil mi? Acımıyor değil mi? Kaç saniye sonra etkisini gösteriyor? Acımıyor değil mi? Hiç acımıyor. Şimdi çiçek çıkacakmış. Bir şey söyleyeceğim. Ben başladım kaşınmaya ya. Ya acımıyor değil mi ya? Acımıyor ama çok kötü kaşınmıyor. Ya dur. Tamam.
okulda böyle arkadaşlarınızla ne yapın biliyor musunuz? Yan masanızda mesela hafif böyle koluna değdirin. Ay kusura bakma önemli bir şey değildi o falan yapın. Çay falan yapın mesela. Sonra o kaşınmaya başlayacak böyle. Çok kötü kolum kaşınıyor. Ne zaman geçecek? Ya, ya. Acımıyor değil mi? Ama hala kaşınıyor. Ya ay. Yapma demişti öyle. Hadi. Tamam. Öp beni. Belki öpersen geçer. Tamam siliyorum. Aa. Sen de beni öp. Teşekkür ederim. Beni ne kadar sevdiğini görüyorsunuz değil mi? Gerçekten aşığım bu kıza. Geçti de geçti. Geçti mi? Geçti. Sen öptüğün için anladım. Ama geçti. Artık kaşınmıyor. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Tüm şaka malzemelerini denemeye çalıştım. Elimden geldiğince sizin için hepsini almaya çalıştım. Öykü biraz korktu ama bence eğlenceli oldu. Eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben dışarıda böyle çıkacağım. Bugün böyle geleceğim. Sizi seviyoruz. Öykü bay bay ya. Bay bay. Öykü için bir üzücü video oldu. Evet, kışkırtma oldu acaba. Evet, Öykü çok üzüldü ya. Öykü'yü kışkırt diyordunuz. Alın size kışkırtma.